Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Biz uyandık, saat sabah 6'da uyandık. Şimdi ne yapıyorum ben? Böyle hamur yoğurdum da, dolapta haşhaş vardı, biraz onu şekerle yağla açtırdım. 3 tane haşhaşlı yaptım burada, katmer gibi. Ondan sonra birkaç tane de bazlama yaptım böyle. Çocuklar bir tane pişene kadar yediler bile. Ali böyle bir tane, Zeynep böyle bir tane yedi. Buraya böyle sofra bezine sarıyorum ki burada hem sıcak hem de yumuşak kalsınlar diye. 4-5 tane yaptım burada. Burada da 6. 2 tane de yendi. Şurada da 3 tane katmer var haşhaşlı. Bunlar da yerleşecekler. Birer çay içelim dedim şimdi kahvaltı öncesi. Bunlar da piştikten sonra artık yeriz. Kahvaltıya değişiklik olsun dedim böyle. Hemen hızlı hızlı yaptım merdane ile. Hadi ben şimdi çayımı içeyim. Bu da ağır ağır pişsin. En kısık ateşe koyuyorum. Böyle ağır ağır içini çeke çeke pişiyor. Çayımı da erkenden demledim. Hamuru açmaya başlamadan önce demlemiştim. Sonra yine geleceğiz bakalım. Kahvaltımızı yaptık. Mutfağı toparladım. Şimdi fazla gelenleri de buraya sardım. Çocukların sularını hazırladım. Dışarıya gidiyoruz. Zeynep nereye gidiyoruz? Parka. Hadi yürü odaya giyinelim. Pet aramışlar. Bakar mısınız? Ali'nin, Zeynep'in. Her şeyi döküyorlar böyle dolaplardan. Özellikle Zeynep. Hele burası böyle... Hayır, o giyilmez annem. Ne? O giyilmez. Ha, evet. Bir dediğini sen anlıyorsun Zeynep. Ne diyorsan artık. Neyse bakalım. Kilt, çarap, elbise giydireyim en iyisi. Kalın kalın. Üşütmesin. Tamam kızım, buraları indirme bir daha, tamam mı bak? Tamam mı? Ben şimdi seni cicik giydireceğim. Sen çekil oradan. Çocuklar hazırlandı. Zeynep'in saçlarını böyle yaptık. Bakalım kaç dakika duracak. Zeynep sevdin mi saçlarını? Abisi de hazırlandı burada. Bekliyoruz Emine'ye bakalım. Emine de giyinsin. Birazdan çıkacağız. Heh, çok güzel. Bozma bozma. Dön arkasında görelim. Vay. Baba şeye benzemedi mi? Harika. İbrahimovic mi? Evet. Bir de ayağımda top da olacak da. Hazırlandık. Beni bekliyordu herkes zaten başımı kapatayım diye. Şimdi gidiyoruz. Çocuklar da hazır. Zeynep hayret tokalarını çıkartmadı, şaşırdım. Anne. Maskeni taktın mı? Hı. Bakayım. Çenede. Aferin. Hadi bakalım çıkalım şimdi. Hı. Ali maskeyi elliyor diye nasıl kızıyor bak. Bilmiş teyze gibi. Sen de kapat Ali'cim, asansör geliyor. Hadi bakalım. Annemin ördüğü hırkayı giydirdim. Babaannesinin doğum günü hediyesiydi bu hırka. Alalım. Zeynep'in dünya umurunda değil. Zeynep poz ver diyorum. Yok hiç. Zeynep diyorum. Hı. Çok komik. Aynı muhabbet. Hayır parka değil, parka değil Zeynep. Ay. O abi bindi bile bak. Ha. Hayır, hadi gel gidelim. Siteye parmak iziyle giriyorduk. Şimdi kart da alacakmış. Kartla giriş olacakmış. Zeynoş. Ben bu sefer kramponlarımı giydim. Sen bu sefer beyaz ayakkabılarını giydin. Hı? Çok güzel. Normalde beyazlarla bazen topu da sert vurabiliyorum. Bak bak, o da ayağını gösteriyor Ali. Ya Zeynep, sen çok afacan bir kızsın var ya. Evet, Murat aldı. Böyle bu şekildeymiş arkadaşlar. Anahtarlığımıza takacağız. Böyle basıp geçeceğiz. Bu benim. Şu da anneminkisi. Azıcık yağmur çiseledi durdu. Hava kapalı bugün.
Evet, HES kodlarını gösterip girdik. Bomboş, hafta içi olduğu için böyle tenha bomboş oluyor zaten. Çok güzel. Ali İpek ve Cihan okuluna giderken o da buraya gelmiş. Şu kapıdan giriyoruz. He. Yapabilmiş miydin? Yok. İşte kenarlardan tutunuyorum. Bir kere iki üç kere düşmüş. Bu kenarları tuta tuta gidiyordum diyor yavrum. Efendim? Asansör kızım, evet, Zeynep saçı boşa açtı, dağıttı. Diyor Murat'a çok güzel diyor. Şöyle güzel profesyonel kayan olsa da izlesek diyorum Murat'a. Anne, ben de düşüyorum ama düşebilirim. Annem, düşersin şimdi. Denge çok önemli Ali, denge. Nasıl tutun yani? Sert bir kalkış oldu. İniş oldu daha doğrusu. Aynen. Aynen, bunu buraya bir saat bıraksak kurcalar. Ondan sonra delirir aynen, bak bak. Her şeyi diye girdi. O kadar komik ki, bebek paketlerini gördü orada, patiklerini. Senin park yatağına, aynen. Aynen bak, 529 lira. Bunlar da ne güzelmiş. Ay, sanki üçüncü bebek geliyormuş gibi böyle. Sanki. Şey, hiç sorma. Biz iki tane de zor şey yapıyoruz. Hani öyle heyecanlı, ne kadar güzel ama ya. Ne güzel vallahi, yeni bebeği olacaklar. Ne büyük heyecan. Bakar mısınız, ne güzel şeyler çıkmış. Bizim Türklerin daha kaliteli olması lazım. Bir de bunlar şey. Çin malı mı? Bak, Muhammed'in yatağı Ali, bak, 529. Onun, bu da seninki. Böyle şeyi de vardı üstünde, alt değiştirme yeri. Valla müzikten telif yiyebiliriz. O yüzden kapatayım ben en iyisi. Buraları müzikli geçelim. Bunlar ne, 1200-1300? Kendi mi yediriyormuş bunlar? İki tane yamaya çıkıyor. Aynen, 1300. Onlar yataklı falan herhalde. Altın ısıtmalı. Olabilir. Baksan konforlu. Aynı zamanda çocuğun altını değiştiriyor. Yani. Durmuyorlar ki. Durmuyorlar ki vallahi öyle. Değil mi? Yediği gibi kalkıyorlar. Ay, bebek arabası fiyatlarına bak Murat ya. Öyleydi ama siyahtı. Biraz daha değişik bir modeldi. Ne kadar pahalanmış. Bir de şey, yani Allah yardımcısı olsun, yeni alışveriş, bebek alışverişi yapacaklara fiyatları iyice uçmuş. Ya bizim zamanımızda da o zamana göre tabii pahalıydı ama şimdi hepten 2000'den aşağı. He, ama ben Ali'ninkini sandım ya. Bu da kim bilir kaç paradır şimdi. Hadi geliyoruz bakalım. Ha, bunlar biraz daha uygunmuş. Baby Plus'ın 700-800. Ama güzelmiş bak. Ya daha konforlu bizimkinler. Tabi. O 109 değildir. 529. O başka. Ha, o bizimkinlerden işte. O da pratik oluyor. Böyle temizliği falan, anladın mı? Hı. Baba diye bağırıyor. Ha, bastonlar burada. Ha, o bebek. Eyvah eyvah. Bunlarla girdik bebek mağazasına valla. Zeynep. Aa, evine sokuyor. Kurbağayı alacak. Ne oldu Zeynep? Ha, hepsini almak istiyor öyle. Onu şimdi oturacak olsa, burada oturmak için yer. Burada bir saat oyalanır. Aa, hepsine bakıyor. Bak bak, göbeğine basma yerine basıyor. Ne kadar pahalanmış. 250 lira olmuş Ali ve bebekler. Aa, Zeynep. Zeynep. Bebeklere göre mi o kızım?
Sen ablasın artık, büyüdün. Aa, Zeynep müzik yapıyor, müzik. Konuş, söyle şarkı. Abi de. Mikrofona konuş kızım. Ne? Hop, ata. Mama. Şimdi böyle. Gidiyoruz bakalım. Amca yaşı var bayağı ama amma kayıyor var ya. Kendi özel patenlerini getirmiş, harika kayıyor. Ay aynen, baksana nasıl dönüyor. Bir star set çekiyor. Şimdi Star Park'a geldik biz. Çocukları birazcık burada eğlendirelim. Açıldı ya buralar şimdi. Çok güzel. Annem seni de alabiliyor. 7 yaş diyor. Ha, orası mı? Ali de orayı istiyor. Oyun havuzunu. Yarım saat. Bak bak, Zeynep'e bak Ali. Bay bay. Zeynep. Uçuyor Zeynep. Bulutlara gidiyor. El sallıyor bize ya. İlk defa böyle bir şey bindi. Ali'nin de böyle bir videosu var aynı. Böyle bir şey binmişti. Çok tatlıydı. Kaldır, elleri kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldır kolları. Ali. Çevir onu, ne yapayım? Zeynep tut abiye, sıkı tutun abiye. Heh, öyle git, öyle git. Dön. Güle güle. Zeynep. Ay o bir şey yapamıyor mu şimdi? Sinir oluyor. O sıkıldı şimdi, anladın mı? Çok fena. Sevmedi Zeynep ona. Sen dön dön dön, araba sür. Bye bye. Evet, çok kolay bak araba sürmek. Ay Zeynep'i gezdiriyor abisi. Oflayıp duruyor onlara bakıp ya. Şuradaki arabalara bakıp ofluyor Zeynep arkadaşlar. O tek başına binmek istiyor. Çok komik ya. Ama yaşı tutmuyor maalesef. 5 yaş olmalıymış. O yüzden somurtuk birazcık bunda. Bulutlarda çok mutluydu uçarken ama bak bak hep bir şeyler kuruyor kafasında. Of yapıyor. Güle güle, bak bak surata bak. 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 Ay Zeynep 0 puan aldın. Çok oldu. Senin kafana vuracak bir tane. Çok komik Zeynep ya. Bir tane bile vuramadı galiba. Çok eğlenceli. Ay Zeynep güzel miydi? Bir tane Ali'nin kaldı, tamam. Bir tane abinin hakkı kaldı şimdi. Ali o atı. Senin hakkın bitti dedik. 25 lira doldurduk. Biz bak hemen oturdu, bindi oraya. Bak bak düğmeye basıyor bir de. Görüyorsunuz mu? Kendi başına çıktı oraya, bindi. Az önce de şuna binmişti. Şimdi yemeğe oturduk arkadaşlar. Elimizde dezenfekte ettik. Ama ne gelen var ne giden. Murat böyle bekliyor.
Vallahi çok yoğun herhalde. Şimdi mama sandalyesi isteyeceğiz. Siparişimizi vereceğiz bakalım. Kolonyayı yanımda getirdim ben de. Ondan sıktım çocukların ellerine, temizledi. Ali oyun havuzuna giremedi diye çok üzüldü. Oyun havuzunu da göstereyim size. Ama girmemişim çünkü orasılar şey, ben anne dedim ya sana, şimdi evet. Söylemeyeyim. Tamam, söyleme annem. Hep masayı dağıttı. Aynen. Bizim yemekler geldi, çocuklarınki pişiyormuş şimdi. Zeynep'e köfte aldık, Ali işte tavuk istedi. Herkes ne istiyorsa onu yiyor. Ben ayrı patates kızartması söyle diyecektim Murat'a. Ama bu tabakların yanında varmış, unuttum. Bayağı da varmış. Tabağın yarısı patates kızartması, yarısı döner. O acı biber. Bak, anne. Ben yemez dedim Murat'a patatesi, ama bak nasıl anne, yiyor. Ben şey sandım. Hani biz metroya gittik ya. Evet. Oradaki döner, ben yoksa döner yedeki var ya. Evet. Aynen anneciğim. Şimdi Zeynep'i de oturtturalım. Bir döner, biber, yoğurt, domates, öyle sandım. Biz eve çoktan geldik arkadaşlar. Zeynep uyudu, uyandı bile. Biz de birazcık dinlendik. Şimdi kahve hazırlıyorum. Murat'la birlikte kahve içeceğiz. Çocuklar da odada oyun hamuru oynuyor şimdi. Bir yandan da Topsy ile Tim'i izliyorlar. Evet, yapalım kahvelerimizi. Şöyle güzel bir kahve içelim bakalım. Kahvelerimiz hazır. Hadi bize afiyet olsun. Ali odada. Biraz kitap okutturdum ona. Gezdik ya. O yüzden dedim ki bir tane kitap oku bakalım Ali dedim. Canlı dersi birkaç gün sonra olacak. Haftada bir gün canlı derse çıkıyor. Yani internetten giriyor. Zeynep'in şimdi ben patates haşladım. Dışarıda yedik ama tabii acıkır çocuk. Erken yediğimiz için şimdi biz dışarıdayız. Biz acıkmayız da. Zeynep acıkır. O yüzden ona patates haşladım. Patatesi de kabuğuyla haşla diyorsunuz. Ama ben soyuyorum çünkü üzeri çok topraklı oluyor. Ne kadar böyle yıkasam da o toprağı arındıramıyorum. Şimdi birazcık tabağa aldım. Tuz ve zeytinyağı koyuyorum. Başka hiçbir şey koymuyorum. Böyle püre gibi yapıyorum. Bazen sadece dilimliyorum. O şekilde yediriyorum. Şimdi ben bunu yaparken Murat da ne yapacak? Yağdanlıklarımızı dolduracak. Boşaldı hepsi. Hem sıvıya hem zeytinyağımızı dolduracak. Ben de şöyle tabağın içinde bunları çatalla ezeceğim. Benim en son patates ezicim kırılmıştı. O yüzden ne yaptım? Bir daha da almadım kırılıyor diye. Murat aslında özellikle görmüştü böyle sağlam demir, ama onları da ben beğenmedim. Alt kısmı çok keskin diye. Böyle çatalla kolay oluyor. Gayet pratik. Huni vereyim sana? Evet, iyi olur. Dur bakalım. Şimdi ben Murat'a bir huni vereyim. Sonra yaparım da. Ben Murat'a bir yardım edeyim de tezgah yağ olmasın dedim. Yapabilecek misin? Evet, patatesi güzelce ezdim. Şöyle göstereyim. Bir tek tuz serpiyorum ve üzerine birazcık zeytinyağı gezdireceğim. O kadar. Başka hiçbir şey koymuyorum. Şeyin içine girmiyor. Aynen ya. Beraber yapmamız lazım. Beraber yapacağız mecbur. Arkadaşlar biz bu zeytinyağını hatırlayacaksınız. Daha önceki videolarımızda kendi soframdan, sayfasından almıştık. Bizden görüp de Allah çok eşimiz, dostumuz oldu. Onlar da çok memnun kaldılar. Herkes çok memnun kaldı. Gerçekten de çok güzel gelip de azıcık deliyim azıcık. Küçük mü dedik? Nedir bakalım bıçağı? Hem küçük hem ip gibi akıyor. Hem de seni amma zorladı. Annem ne demişti? Aslında böyle teneke delin arka tarafta. Arkadan da bir delik açtığın zaman hava alıyor, daha rahat döküyor demişti. De açabilir miyiz kesmeden kendimize? Aç istersen ben ambalajı koyarım. Dolabın altında saklıyorum bunu. Karanlık ortamda. Aslında tenekesi koyu renkli ve güneş ışığı geçirmeyecek
şekilde ama gene de ben balkona falan koyamıyorum. İçeride tutuyorum, orada muhafaza ediyorum. Böyle zeytinyağları cam şişede ya da böyle koyu renk teneke güneş ışığı geçirmeyecek bidonlarda saklamanızı tavsiye ediyorum. Biz bu yağı kendi soframdan sayfasından almıştık. Direkt böyle teneke şişelerde geliyor arkadaşlar. Aynen, 5 litre böyle teneke bidonlarda geliyor. Kendi dolum tesislerini üretiyorlar arkadaşlar. Evet. Gayet güzel hijyenik bir ortam var. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Evet. Aynı zamanda bildiğiniz gibi Ramazan da yaklaşıyor. Her şeye zam. Her şeye zam geliyor. Ama firmanın şöyle bir güzel avantajı, kampanyası var şu anda. Kargo bedava. Aynı zamanda da kozugiller dediğiniz zaman siparişi verirken sizlere ekstra %10 indirim yapacaklar arkadaşlar. Evet. Kaçınmamanızı tavsiye ederiz. Çünkü artık merdiven aldı. Bilmediğimiz yerlerde bile zeytin yıl fiyatları uçmuş durumda. Böyle bilinik, güvenlik. Aynen öyle. Bir yerde almanız sizin için daha %100 iyi. %100 güvenilir arkadaşlar. Daha önce de zaten alanlar oldu. Çok çok memnun kaldı. Yani eğer zeytinyağınız yoksa Ramazan'da fiyatlar artmadan kendi soframdan sayfasından sizler de sipariş verebilirsiniz. İster 5 kilo, ister 10 kilo, ister 18 litre sipariş verebiliyorsunuz ve kargo bedava kampanyası var. 1 litre de alıp deneyip tadına da bakabilirsiniz. Rengi, kokusu, tadı harika. Şimdi biraz zor dolduruyoruz biz çünkü kahvaltı biraz. Hem dili açamadım, bıçakla denemedim. Sivri bir şey lazım. Ben onun ağzındaki tıpayı çekerken koparttım yanlışlıkla. Şimdi o yüzden zorlanıyor. Biz Ramazan'da arkadaşlar biliyorsunuzdur sahurda daha çok kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltıda da zeytinyağı olmazsa olmaz. Ne oldu? Evet kızım. Yoruldun azıcık dinlen. Dışarıya taşmıyor değil mi? Yok yok yok. Güzel tutuyorsun. Aynen. Tamam. Yeter. Alsa kadar doldurma ister. Sonra ben gene dolduracağım. Yeter. Hadi yeter bu kadar. Hatta şöyle. Baba git. Tamam kızım. Baba git diyor sana. Gideceğim kızım şimdi. Durumu da takayım kızım. Evet, şöyle patates püremizin üzerine çok az mis gibi zeytinyağı gezdiriyoruz. Ve kaşık kaşık yedireceğim şimdi Zeynep'e. Bakalım Ali yarısını yer, yarısını da Zeynep. Tuzla dökeceğim. Şeyi. Arkadaşlar aşağıya linki bırakıyorum. Kendi soframdan sayfasından sipariş verebilirsiniz. Ramazan'da zamlar gelmeden kaçırmayın derim ben size. Çünkü Ramazan'da her şeyin fiyatı iki katına çıkıyor biliyorsunuz. Ve zeytinyağı fiyatı da geçen gün bir reklamlarda dönüyordu. Zeytinyağı kilo fiyatı o kadar yüksek ki ve markasını hiç bilmediniz. Ama burada zeytinlerin yağ çıkartma işlemine kadar, paketleme işlemine kadar her şeyi gösteriyor. Apaçık meydanda, yani güvenilir bir sayfa. Ramazan'da biz sahurda kahvaltı yapıyoruz. O yüzden çok tüketiyoruz. Hatta ben ekmek bile bandırdığım oluyor bağırsaklarım yumuşasın diye. Zeynep'e de yediriyorum ki bağırsak florasını birazcık beslesin. Böyle güvendiğim yerden zeytinyağı alıyorum. Böyle güvenilir, temiz, doğal, organik. Çiçekler gibi ki markettekiler. Sanki böyle içine çok bir zeytin aroması katılmış gibi değil mi? Aynen öyle. İşte aldık en son. Zeytinyağıyla hiç alakası yoktu yani. Anneannem de almıştı rahmetli. Nereye döktü bilmiyorum yani, ne yaptı bilmiyorum. Berbattı. Evet, hiç güzel değildi. Bu sayfa %100 güvenilir. Yani gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Linkini ve ekrana Instagram ismini bırakıyorum oradan. Sipariş verirken kuzugiller demeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, mutlaka kuzugillerden geldik diyerek sipariş verirken söyleyin. %10 indirim uygulanacak. Ücretsiz kargo, daha ne olsun değil mi? Aynen öyle. Hadi ben gideyim şimdi Zeynoş'un karnını doyurayım. Zeynep'e afiyet olsun. Mis gibi oldu. Mis gibi de zeytinyağı kokuyor. Burcu burcu. Harika.
Karnını doyurdum. Şimdi Ali ile Murat hayvanlara yemek götürmeye gidiyorlar. Şöyle bir poşete hazırladım. Biraz yemek vardı. Ondan sonra ekmek vardı. Başka ne vardı? İşte bir şeyler koyduk. Bir İşte menü. pirinç köfte, Yok yok arkadaşlar, dışarıda yemek yediğinizde kalan yemekleri alın arkadaşlar. Orada çünkü çöpe gidiyor. Ben onları aldım, açıkçası söyleyeyim. Şimdi hiç yalana bilmem ne. gerek Yere yok. çok düşürdü bir de. Ha, yere Onları da aldım. düşürdüklerini bile ben peçeteye koydum. Burada şimdi sokak hayvanlarına Belki bu gece havlamazlar. verecekler. Arayı iyi tutmaya çalışacağız köpeklerle. Yani öyle gerçekten böyle konulara bence dikkat edelim hepimiz. Yani dikkat edersek hiçbir hayvan aç kalmaz diye düşünüyorum ben. Çünkü hemen hemen her gün dışarıda binlerce, milyonlarca insan yemek yiyor ve tabakları dolu dolu öyle masalarda boş yemek artıkları kalıyor. Onları alıp böyle evde poşetleyip ya da bir kaba koyup bırakabilirsiniz. Ben tavuk vardı birazcık. Onu koydum. Ondan sonra ekmekler vardı. Onları güzel böyle şey yaptım. Harmanladım. Bu şekilde götürüyorlar bakalım baba oğul. Aliş, mutlu musun? Evet. Benim zaten olması olmaz kramponlar. Evet, Ali kramponlarını giyiyor. Al bakalım, çekecekle giyilir onlar annem. Ver. Ha. Sok 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 sok. Ha, yaşa. Bas bas bas. Bravo oğlum. Aferin sana. Hadi bakalım. Marketten ne alıp şey alacaktım ya? Marketten işte sen istediklerini alacaksın. Geri Yok kalan da. yok. Ekmek mi? Yaz sen o zaman. Gene unuturum. Biz Tamam. bunlarla uğraşırken yazıver. Tamam. Listeye. Tamam bakalım. Hadi Hadi. kolay gelsin size de. Anne. Efendim? Uy nasıl kokuyor? Anne. Anne. Bak Biz bak. mama alıp geleceğiz. Kapat kapıyı kızım. Baba. Geleceğim mama alayım. Kapat kapıyı. Teyze. Kapat kızım. Hadi kapatıyoruz. Güle güle. Bizimkiler marketten geldi. Şimdi size market alışverişini göstereceğim. Soğanım da uzamaya başladı. Bakar mısınız? Sulayayım dedim. 12'li Şok Market'in lavaşını almışlar. Ondan sonra bunun için inmiştim Murat aşağıya. Bu Erpil için, bu kuru yolum, elle kestim, çıtır tavuğunu çok seviyor. Böyle büyük paketlerde 20 liraya çıtır tavuk. Fırına sürüyoruz. Çıtır çıtır oluyor. Bir de içinde parça tavuk var. Kıyma falan değil. 2 demet maydanoz sipariş verdim. Bir tane tavuk göğsü aldılar. Yine bir kutu krema. Bir tane yine misin yoğurdu. Ondan sonra yine bir kutu misin sütü. Ondan sonra yine bir kutu misin beyaz süzme peynirini almış. Geçen görmüştüm, kampanyadaydı. Evet arkadaşlar, çocukları uyuttuk. Önce Zeynep'i sonra da Ali'yi yatırdık. Zeynep ilk ağladı ama ondan sonra hemen anında uyudu. İlk her zaman uykuya da yatışta böyle emzik nerede falan deyince hemen anlıyor, zaten ağlamaya başlıyor. Şimdi mutfağı ben Murat Zeynep uyuturken Ali'yi de hemen yatırdım. O da uyudu. Şimdi mutfağı çamaşır suyuyla bir güzel temizledim ama ellerim çok gerildi. Ben o eldivenleri takmayı unuttum. Alelacele de iş yaptım o yüzden. Burada yağdanlıkların dışlarını yıkadım çamaşır suyuyla. Ocağı temizledim. Bir de şuralar çok sararıyor ya. Oraları acı yaptım ama bu kısım çıkmadı. Pek fazla detaylı özen göstermediğim için belki de ama bu kısım pırıl pırıl oldu. Her yeri bir aceledim böyle. Şimdi çay dolduracağım. Çay içeceğiz. Şu çift çedarlı bardaklarını içeceğim. Bunlar Bediye ablamın hediyesi bana. Ben bu çift çedarlı bardakları çok çok seviyorum arkadaşlar. Bana daha önce 2 sene önce Almanya'dan hediye getirmişti zaten. Hatırlarsınız, yazlıkta kahvelerimi o bardakla içiyorum ve kimseye vermiyorum neredeyse o bardağı. O kadar çok seviyorum. Kremimi de yanımda tutuyorum. Hemen ellerime krem süreceğim çay içtikten sonra ve bir daha suya falan dokunmayacağım o derece. Çünkü ellerim çok kötü gerildi. Bir daha yani dikkat edeceğim. Hep öyle diyorum ama işte aceleyle bir girişince bayağı bir karışıktı çünkü mutfak. Aceleyle girince böyle oldu. Aslında bunlar kahve bardağı arkadaşlar. Böyle köpüklü sütlü kahve bardaklarından ama
Murat bunlar da içmek istedi. Daha geç sor belki dedi. Onlar da denesene dedi. Hem dışını da böyle sıcak tutabiliyorsunuz ya bunlarda. Yani dışı böyle şey olsa bile tutabiliyorsunuz. Çok seviyorum. Bunun hatta kalplileri çıkmış. Instagram'da görüyorum. Birkaç kişi de gördüm böyle kalplilerinden almış. Böyle yarım doldurayım diyorum ya. Korkuyorum da bir şey olacak, çatlayacak edecek diye var ya. Neyse arkadaşlar, ben sizlere artık veda edeyim burada. İnşallah severek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.